Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hurmatli tinozur görüşler. İstiklal günlüğü haberlerimizi görüşenlerden kızgın karşı alımız. Ben Abdullah Yılgın. Programımızda vatanımız Şarkı Türkistan ve dünyadaki buluvatkan kün tertiptiki haberlerini huzuruna sunumuz. Kanalımızda dıktanlar ekranımız olsun. Şarkı Türkistan'da ailelerin aşkına ve hacet hallarımı küzülmekte. Zimistan tonu bugün ilan kılan dokulatıda bildirilmişçe, Xitay çıray tonuş sistemisi, yukarı inekteki kamer, orun belgele sistemisi, biyolojiyeli tonuş teknikisi katarlık yukarı pen teknike vasitelerden paydınıp, Şarkı Türkistan halkının bağlık uçurlarını toplugan. Kişili hukuk küsli teşkilatı aldınkı ayda ilan kılan dokulatıda kürsülmişçe, Xitay sakışları uçur yığış detal arkalık, Şarkı Türkistan halklarının türlük uçurlarını kanunsuzalığı toplap kelgen bulup, bu uçurlar şahıslarının kan tipinden tartıp, dini ve siyasi meydanını, hatta ayda serip kılınan su, tok, gaz pulunumu öz içi alırken. Kişili hukuk küsli teşkilatı Xitay'nın nişanı hesaplandıgan 36 türlü kişinin elan kılgan bulup, onlar aklifon işiltişini toktatkan, kuşiller bilen çıkış almagan, telefon almıştırgan kişilerini öz içi alırken. Eğer casusluk detali bu uçurlarga erişse, Xitay daireleri erişken uçurlarga asasen, kimlerinin tutuluşu gerek, kimlerinin gümanlık ikerlikini belgeleydikken. Ondan başka kişilerin şahsi uçurlarını hatırladığı detalığa tizimde talep kılgan bulup, aile azalarının uçurları, kimlik uçuru, şoförlük pravası, tok, su, gaz, hesabat numaralarını sırt, hatta üy içinden süretlerine ündüler arkalık yolla biriş talep kılgan. İsmini aşkarlaşına kalmayan melum ahale kumtisi kadının bildirildiğince, bu uçurlarının toşkuzuştaki maksat Xitay dairelerinin gümallık yip uçuğa erişiş üçün iken, bu yine hatta aşkana ve hacet hanımı süretke tartıp yollay talep kılınganlıkını. Eğer aşkanada köpürek nan bayakılıp kalsa, üyeyde çokum kanunsuz yığılış bar deyip kırılıkalıkını. Su, gaz, tok pulları burungudan köp çıkıp kalsa mı, derhal saçlar terapinin teşhirliğalıkını bildirilgen. Amerika Devlet Meclisi azaları kanun lahiyesi sunup, Hong Kong avtonomiyasını sodu bilen bağlaşını talep kıldı. Hong Kong'da zor kilimlik narazılık namayışlarının partilişi ve dairelerinin namayışlarına zorluk küş işiltişinin kiyin Amerika Devlet Meclisi azaları kayda kanun lahiye sunup Hong Kong'da demokrasiye, müstakillik adliye ve kişiliği hukukunun kudayışını talep kılgan. Kanun lahiyesini Amerika'nın avam ve kengeş palatasıdaki her iki partiyeden bulgan azaları ortak tayarlagan bulup onun da Amerika'nın Hong Kong bilen bulgan alahide sodu münasebetini onun siyasi avtonomiye ehvalıga bağlaş talep kılgan. Hong Kong halkı 9. iyun günü 1 milyon kişilik namayış kılıp, Hong Kong valisinin Xitay çoğun kuruluklığa kaçkullarını ötküzü beriş kanun lahiyesine karşı durgan. Namayış 12. iyun günü 9.3'a aylangan bulup, sakışlar namayışlarına zorluk küş kullangan. Devir Hepli jurnalinin haberden bildirilmişçe, Hong Kong kişilik hukuk demokrasiye kanun lahiyesinde Hong Kong'da erkelik ve autonomiya yoktuşka uçuravatkan bir vaqtta, Amerika özünün demokratiyeli kişilik hukuk ve kanun bilen başkuruluşka bulgan vadisini kayta tekitleydi o deyilgen. Mezkur kanun lahiyesi Amerika Devlet Meclisi'nin her iki palatası da Uyghur kişiliği hukuk siyaseti kanun lahiyesinin kiyin utturga kuyulgan Xitay'nın demokratiye, kişiliği hukuk meselesiyle alakadar en mühim kanun lahiyesi bulup hesaplandı. Amerika Uyghur kişiliği hukuk kanun lahiyesi bu yıl birinci ayda Amerika Avam ve Kengeş palatası da birle vakitte utturga kuyulup Uyghurlarını kudayış talep kılangan idi. Devir jurnalinin bildirilmişçe, Hong Kong demokratiye kanun lahiyesinde her yıl Hong Kong'un avtonomiya ahvalını bağlayıp bunun Amerika bilen bolgan alahide sodu münasebetiga layık yoki layık emaslikini karar kılış talep kılınan. Amerika Avam Palata azası Jimmy Grovin bu haqta elan kılgan bayanatida biz bu kanun lahiyesini utturga koyduk. Çünkü bugün Hong Kong'da demokratiya ve erkinlik hücumuga uçurmakta degen. Huawei bilen hemkarlaşkan şirketler kara tizimlikke kirgizildiğen boldu. Amerika parlamenti ve Aksaray birlikte Amerika'daki Huawei bilen hemkarlaşkan bağlı şirketlerini kara tizimlikke kirgizişke tayarlı kılgan. Melum buluşça kara tizimlikke kirgizildiğen şirketlerin bağlı mehsulatlarının Amerika hükümeti, şundakla hükümet başkuruş dairelerdeki uğurlarına kirişi çekilindiken. Amerika'nın bu kararı Huawei şirketinden yeni bir kadem ilgiligen halda kıstakka algan. Şanghay Hemkarlık Teşkilatı yığını Bişkek'te çağırıldı. Şanghay Hemkarlık Teşkilatı'nın 19. nöbetlik Ali Rehberler yığını Rusya, Xitay, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Tacikistan ve Pakistan katarlı devletlerinin katnişi aslında Kırgızistan payitahtı Bişkek'te çağırıldı. 15. iyun Türkiye Avaz Radyosu haberden bildirilmişçe,
xavfsizlik va muvaffaqiyatlik bir rayoniga nazar. Temasida chaqirilgan Shanghai hamkorlik tashkilotining 19-chi navbatlik oliy rahbarlar yig'iniga Rossiya, Xitoy, Qozog'iston, Qirg'iziston, O'zbekiston, Tojikiston va Pokiston qatorli davlatlarning davlat boshliqlari qatnashdi. Hindistonning bosh ministr vakili yig'inga ishtirok qildi. Afg'oniston, Belarusiya, Iran va Mongoliya qatorli davlatlar bo'lsa, kuzatuvchilik salohiyatida qatnashdi. Yig'inda tashkilotning rayondagi ta'sirchanligi, tashkiliy taraqqiyoti, internet va uchur bexatarligi, qatnash transport, Afg'onistonga tahdid silayotgan masalalarga qarshi kurash qilish va xavfsizlik sohasidagi hamkorlik masalalari asosliq kun tartib modellari bo'ldi. Yig'inda Shanghai hamkorlik tashkilotining navbatchi raislik vazifasi Qirg'izistondagi Rossiyaga o'tkazib berildi. Tashkilotning bosh kotibi Vladimir Norov axborot e'lon qilib, yig'inda tashkilotning taraqqiyoti, rayonlik va xalqaroliq masalalar bo'yicha o'zaro fikr almashtirganligini bildirdi. U Shanghai hamkorlik tashkiloti buningdan keyin rayonlik va hamkorlik jiddiychilikni pasaytishga, tinchlik xarakterlik siyosiy va diplomatik vositalardan foydalanib, tinchlik va bexatarlikning amalga oshishiga hissa qo'shadi dedi. U tashkilotga a'zo davlatlarning internetda terrorizm va oshqulluq fikrlarining tashviq qilinishiga ruxsat qilmaydiganligini ta'kidladi. U yig'in oxirida Bishkek xitobnomasi imzolanganligini, Shanghai hamkorlik tashkilotining dunyo sayohat tashkiloti, Birlashgan Davlatlar tashkiloti insonparvarlik ishlari massajlashtirish ishxonasi va Astana xalqaroliq pul muomala markazi bilan hamkorlik o'rnatish taklif qilingan kelishimlarning imzolanganligini qayd qildi. Falastin Arab davlatlari yumaloq ustal yig'inini boykot qilishga chaqirdi. 14 iyun Turkiya ovoz radiosi xabarida bildirilishicha, Falastin ozodlik tashkilotining ijroiya kengashi ishg'ol ostida turayotgan Iordan daryosining g'arbiy qirg'og'idagi Ramallah shahridagi 25-26 iyun kunlari Manamada ichildigan Paravonlik uchun tinchlik temasidagi yumaloq ustal iqtisod yig'inini muzokara qilgan. Falastin ozodlik tashkiloti yig'indan keyin e'lon qilgan bayonotida Bahrayndagi yumaloq ustal yig'iniga qatnashishni rad qilganligini eskertib, bu yig'in zamin badaliga tinchlik prinsipini, pul badaliga tinchlik prinsipiga o'zgartirishni maqsad qiladi degan. Bayonotda Arab davlatlari yig'ini boykot qilishga va Arab tinchlik harakati qarorlariga sodiq bo'lishga chaqirilgan bayonotda yana mundaq deyilgan. Falastin xalqi nomiga sodilishish uchun hech kimning vazifasiga tayinlamadik. Shunga bu yig'inning natijasi biz uchun yo'qqa baravar. Buningdan boshqa bu yig'inning hech qanday huquqi va majburlash kuchi yo'q. Bayonotda Bahrayn yig'ini bilan o'xshash vaqtda Lima poytaxti Beyrutda islomga moyil davlatchi va millatchi Arab partiyalarining qatnashi ishi ostida o'rtaq holda xalq konferansiyasi o'tkazish xizmatlarining davomlashishi kerakligi ta'kidlangan. Bahraynda chaqirilgan yumaloq ustal iqtisod yig'inining Amerikaning Isroil-Falastin masalasini hal qilishga qachon e'lon qilish aniq bo'lmagan 100 yilning kelishimi plani doirasidagi tunj yig'in bo'lganligini qayd qilmoqda. Falastin hukumatı dastlabda qatnashmaydiganligini jakarlagan yig'inga taklif qilinish ehtimol bo'lgan davlatlarga boykot qilinishi chaqiriq e'lon qilgan. Turkiyada Alisher Navoiyning 15-chi asrda yozgan bir kitobi bayqaldi. Turkiyaning Kilis viloyatida otaqli Uyg'ur shoir va mutakabbir Alisher Navoiyning 15-chi asrda yozilgan bir qo'l yozma kitobi bayqalgan. Turkiyadagi Hurriyet gazetasining xabar qilishicha, Navoiyning mazkur kitobi Turkiya omonlik kuchlarining Kilis viloyatida tarixiy asarlar atkasilarga qarshi ilib borgan bir qitimlik harakatda qo'lga tushgan. Turkiya omonlik kuchlari va adliya tarmoqlari Kilis viloyatining markazidagi bir uyda Oxtush orqaliq mashhur adib Alisher Navoiyning yozilgan vaqti 15-chi asrga oid bo'lgan qo'l yozma asarlarini bayqagan. Xabarda bayon qilinishicha 378 betlik bu kitob omonlik kuchlari tomonidan musodara qilingan. Alisher Navoiy 1441 yili Hirot shahrida tug'ilgan bo'lib, uning dadasi Uyg'ur Baxshi Temuriylar hukmdori Sultan Abu Saidning vaziri bo'lgan. Umrining mutlaq ko'p qismi Xorasan, Samarqand qatorli joylarda o'tgan. Navoiy uzun yil Hirot hukmdori Husayn Bayqaraning huzurida vazifa o'tagan. 1990 yili vazifasidan ayrilib, umrining oxirgi yillarini adabiyoti, san'at ijodiyotlariga markazlashtirgan Navoiy 1501 yili Hirotda vafot bo'lgan edi. Mutaxassislarning ilgari surishicha, Navoiy Mahmud Qashqaridan keyin Uyg'ur Turkiy adabiy tilining shakllanishi, rivojlanishiga eng ko'p to'pi qo'shgan kishi ekan. U Muhokimatul Lug'atayn nomli asrida Turkiy tillar bilan Fors tilini silishtirib, nurg'un jihatlarda Turkchining Forschidan ustunligini ilgari surgan. Kuzatuvchilarning ilgari surishicha, Xitoy hukumatı Uyg'ur tilini cheklab, Navoiy qatorli shoirlarni o'z ichiga olgan Uyg'ur klassiklarining asarlarini bo'lg'unchilik, diniy ashqollikka bog'lab man'i qilayotgan bir mazgilda
Onun bu kol yazma əsrinin tipilişi pevkulada zor əhmiyyət giyikən. Lekin Hürriyet gizlisinin xəbərdə 378 bətlik bu kitabdaki şiirlərinin məzmunu yiziliş vaxtı qatarlıq təfsilatlarına uğrun verilmigən. PKK dövləti quruş planı soğuculaşdı. 14 iyun Türkiye Avaz Radyosu xəbərdə məlum buluşca, Qalın Cumhur Reis Recep Tayyip Erdoğan'ın riyasetçilikide Cumhur Reislik Sarayı'da çakırılgan ministerler kengişi yığını devamlaşatkanda bergen bayanatı da Suriye'deki özgürlüklerinin yıkındığın küstuatkallıkını tekitle mundak dedi. İdlib, Tel Rifet ve Fırat Deryası'nın şarkıdaki özgürlüklerinin Türkiye'ye ziyarlık özgürlüklerine ayınlanıp kılıçının aldığını iliş için hazırlıkça nahayeti köp kademlerine taşıldık. Bunundan kimi devamlık şunda kılımız. Cumhur Reisimiz Recep Tayyip Erdoğan'ın akılana riyasetçilikideki sayısı da devletimizden canımıza caylaşkan Türkiye. Suriye çigirası da PKK devleti kuruş planı soğuculaştı. Dervaka bazı güçlerinin şarkı akdığınızdaki planımız soğuculaştı. Hemmiye malum ki Şerqi Akdeniz'de Cenubi Kıbrıs Rum hakimiyetinin hem Kıbrıs Türkleri hem Türkiye'nin halkaralık kilişimlerine ve coğrafyalık onuğa asasındığın hak hukuklarını depsende kilişini ve bu hakta kadem taşlaşını rad kılımız. Hazırca devam edip kelgin edek, bununla kimi asaslık pozisyonumuzunu hem Türkiye'nin hem Kıbrıs Türklerinin hak hukuklarını kudaydığı şekilde müdafiye kilişini izce devamlaştırmız. Hürmetli televizyon görüşler, şunaklı bir günkü haberlerimiz müşahede ahırlaştı. İnşallah ayetki haberimizi görüşürüzce eserlerine Cenab-ı Allah'a tapşırmız. Şunaklı program ahırda ekran arasındaki barlı hizmet taşırmağa köptün köp rahmet eytemen. Esselamu aleyküm ve rahmetullah.